Anacığım, odayı topladım, parayı bulamadım. Dur bakayım ben, bir bakayım, dur bir bakayım. Ah, aferin sana ya. Vallahi ne güzel toplamışsın. Abi, haftada bir bizim eve de gelsene. Abi, adamı hasret etme. Her şey Yakup için. Al parayı. Aa, ne olmuş Yakup'a? Anneciğim, Yakup'un bugün ödemesi var. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Ah canım benim. Ya yufka yürekli evladım. Osmanlım benim yavrum. Dur, al şunu da Yakup'a ver. Onu da işini hallet. Tamam anneciğim. Gidelim Şükrü. Ağlamasana Şükrü. Ağlamıyorum ki abi. Sadece gözüme biraz ana oğul sevgisi kaçtı. Ay canım ya. Seni de çok seviyorum ben. Ocak sana emanet. Ben şu çayları dağıtım geleyim. Tamam Yakup. Kahvenin demir başları. Yakup'un borcunu öğrendik. Elimizdeki para sadece borcun bir kısmını ödüyor. Gerekirse etraftan borç isteyelim arkadaşlar. Abi kahve satılmadı değil mi? Ne satılması oğlum? Abi Yakup abi kahveyi satıyormuş. Bizim Giresunlu bir hemşeri talip olmuş kahveye. Kahveyi mi? Kahveyi satamaz oğlum. Burası bizim evimiz. Yıkarım da ben bu kahveyi sattırmam. Abi satıp borcumu ödeyeceğim demiş bizim hemşeriye. Yapma ya. 3-5 bir şeyler de ben toparladım abi. Durum bu kadar gitti yani. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar. Durumun ciddiyetini anladık. Herkes gerekeni yapsın, sallansın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Ya Hüseyin, duyduklarım doğru mu? Doğru Kemal'im de doğru. Yapma ya. O zaman ben de maaş çektim. Al. Eksik var. Ödeyemeyeceğiz. Ya Hüseyin ne diyorsun sen ya? Böyle ümitsizliğe kapılma ya. Toparla kendini. Yakışmıyor sana. İçim acıyor Kemal amca. İçim acıyor. Bu kahvede çok anım var. Şu duvarların. Şu ıstakaların. Dili olsa da konuşsa. Ağlatacaksın abi. Ağlatacaksın. Yapma. Şu yeşil çuruhanın dili olsa da konuşsa. Okey taşlarının sesleri kulaklarımda çınlıyor Kemal amca. Abi. Yapma abi. Ya bir dakika ya, bir dakika ya. Ümitsizlik yok arkadaşlar. Toplayın kendinizi ya. Bugün bu borcu ödeyeceğiz. Kahvemizi sattırmayacağız. Neymiş arkadaşlar? Sattırmayacağız. İşte bu. Kemal amca, Yakup gururlu adamdır. Sakın borcunu ödeyeceğimizi duymasın. Hüseyin, karda yürüyeceğiz, isimizi belli etmeyeceğiz. Kahvenin borcunu ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. Tamam kardeşim, gel akşam hallederim. Bu akşam satıyor galiba kahveyi abi. Para bulmamız lazım Şükrü. Hatice'm krediye başvurdu ya abi. Biz de başvursak. Kadınlar için oğlum o para. Hayır. Devlet kadın girişimcileri destekliyor. Ama... Ya çocuklar acaba damattan mı istesem? Yok ya. O da olmaz. O da şimdi düğün arifesinde. Abi ne buldun? Bir an kadın kılığına gireyim dedim de, Yakup için bile olsa ben kadın kılığına girmem oğlum. Biz girmeyelim de başkaları girsin, çeksin krediyi abi. Ne bakıyorsun Hüseyin? Yok yok, az geçtim. Şükrü, şu dışarıda bir çalışma var.
Ben şu çayları işçilere dağıtayım, işçileri ısınsın adamlarım. Tamam Yakup, ocak bende, merak etme sen. Adam bedava çay dağıtmaktan battı be. Haklısın abi. Her gün fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine bedava yüzlerce çay götürüyor. Ya çocuklar bak, bizim fırıncı var ya, askıda ekmek modası başlatmış. Yani şimdi geliyorsun, parasını ödüyorsun, ekmekleri alıyorsun, bir poşete koyuyorsun, askıya asıyorsun. İhtiyacı olanlar gelip oradan alıyorlar. Çok güzel bir uygulama Kemal amca. Bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Yardım gibi yardım. Diyorum ki acaba biz de askıda çay mı yapsak? Ha? Ah bu arada eğer Yakup'un canı istiyorsa gelsin oraya 10-15 çay koysun. Vay be. Askıda çay. Sevdim bu işi Kemal amca. Oh, fikir gibi fikir. Kahvenin demirbaşları. Kahvemizde askıda çay uygulamamızı başlatıyoruz. Gidin etrafta askıda çay için para toplayın. Anlatın fikrimizi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Hüseyin abi, bizim bakkaldan da 20 çay kaptım abi. Ulan aslanım benim minik. Pazarlama yeteneği de varmış sende. Gör gör. Abi 70 çay oldu askıda. Ya çocuklar bu askıda çay işi iyi oldu. Ama biz asıl meseleyi çözemedik. Oo, daha çok eksiğimiz var. Evet Kemal amca, çok eksiğimiz var. Yine ne işler karıştırıyorsun Hüseyin? Senin için uğraşıyoruz Yakup. Askıda çay yapacağız. Askıda çay mı? Aynen Yakup. Şu ana kadar 70 çayım var. Bunları istediklerine dağıtabilirsin. Ver çayın. Al bak, 70 çayın parası burada. İstediğin gibi dağıtabilirsin çayı. Güzelmiş de artık buna gerek kalmayabilir. Nasıl yani? Neyse, sağ olun arkadaşlar. Güzel olmuş. Ben bu işi çözeceğim. Abi, biz de gidip Emine yengeden kredi alalım mı? Gidelim Şükrü. Başka yazıldınız mı kursa? Yazıldık yazıldık. Ama daha da önemlisi nasıl bir şirket kuracağımıza karar verdik. Ah, aferin kız. Ne iş yapacaksınız? Hazır mısın söylüyorum. Hazırım. Şimdi bir tane şirket varmış. Kullanılmış bebek bezlerini toplayıp özel bir yöntemle geri dönüştürerek çevre dostu yakıt, biyogaz, plastik ve suni gübre üretiyormuş. Ya bildiğimiz o şeyli bezlerden. Evet evet, Alara'nın bezleri gibi. Fabrika mı kuracaksınız? Yok yok, biz o fabrikaya ham madde sağlayacağız. Şeylerden. Allah Allah. Çok ilginç vallahi. Yandı Zero. Yandı Şükrü. Haklısın abi. Gitti canım yüzüm. Yakup. Bize askıdan iki çay çek. O çaylar sizin için değil Hüseyin. İhtiyaç sahipleri için. Bıdı bıdı yapma Yakup. En çok da sizden kurtulacağım için seviniyorum. Sen bana bir şey mi dedin? Demedim, demedim. Hani abi haber verdin mi Şükrü? Yok, vermedim abi. Hemen mesaj çekeyim. Çek Şükrü. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Yakup. Hadi bakalım, bir sade kahve yap da içeyim. Tamam Kemal amca. Kemal amca. Alalım alacaklıyı. Şimdilik bu kadar para bulduk diyelim. Olmaz Şükrü. Tamamını vermemiz lazım. Yakup öyle şeylerden hoşlanmaz. Satar kahveyi. Haklısın abi. Çocuklar, ben bu kadar daha para buldum. Kapatabilir miyiz borcu? Eksik para Kemal amca olmaz. Kaldır. Arkadaşlar, size söylemem gereken bir şey var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tut.